Kezzo. Kezzo analizine bakabilir misiniz? Kezzo. Bakacağım. Bir inceleyeyim nasıl bir şey. Çok detaylı bakamayabilirim. Kezzo erdi. Girerken birazcık ses hem burunda hem de sesler temiz değil. Şimdi çok fazla ses burunda olduğu zaman ses çok cılızlaşıyor arkadaşlar. Çiğde gibi oluyor hani çiğde, çiğde. Biraz sesi aşağı taşımak gerekiyor. Temiz olmayan sesler var. Ya arka vokalde var. File okuyor. Yani fileden kastım sesi çok havalı ve kapalı alıyor. Bilgin herkes için gelirse ve ikisinde de en büyük problem volüm çok az. Yani şarkı söyleme volümleri çok düşük. O nedenle çok düşük duyuluyor her şey zaten. Efendim diyesin geliyor çünkü ses çok geride. Yani bunu daha fazla öne taşımak lazım. Yani bütün şan hocaların, bütün şancıların yaptıkları şey sesi hep dışarı vermek için çalıştırmaktır öğrenciyi. Yani dışarı göster şu sesini, göster şu sesini, çıkart şu sesini. Çünkü kötü bir ses yok arkada. Ya çıkart da duyalım. Boğazında tutuyor ve sesi sanki söylemiyor gibi davranıyor. Ya biraz daha duyayım istiyorsun. Zaman doldu. Geçiyorum. Şimdi rap kısmına geçtiğinde tabii farklı karakterde bir sese dönüştü. Bu hafif kirli ve konuşan ses daha farklı bir ses rengi. Yani daha rap'e yakışıyor tabii ki ama vokal kısmında birazcık sönük ve cılız kalıyor. Çok net önde durmuyor. O bir problem aslında. Çok lezzetli duymasını engelliyor bence. Vokal kısımları çok bence cılız kalmış. Onun haricinde rap kısımları zaten ona diyecek bir şey yok. Yani sesine yakışıyor bu tabii ki her şey. Ama bu kadar fili okuma bir süre sonra sesi kısar arkadaşlar. Yorulabilir. Ya sanki ses çıkmıyormuş gibi davranıyor. Yani daha iyi çıkabilir. Neden sesini saklıyorsun? Bu bütün şan öğrencilerimize dediği şeydir. Bende o hissi yarattı.